Esselamu aleyküm aziz dostlar. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Murtaza Korla Elçi hocamızın odasındayız. Cuma öncesi de uğradık hocamıza. Cuma'dan sonra hocamızla bir hasbihal talep ettik. Kendisi hoş karşıladı. Hocam öncelikle Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi serencamı. Fransızca felsefe kitaplarının birinde üç şeyin ertelenmediğini öğrendim ve kabul ettim. Bunun bir, ölüm ertelenmesi mümkün değil giderse. İki, uyku ertelenmesi mümkün değil. Eğer direksiyondaysan da uyku varken çekil bir kenara yat, ondan sonra devam et. Sonu tehlike. Üç, düşünce gelir gelmez yazmak gerekir. Tekrar aynı şeyi kıvamı yakalamak mümkün değil. Bunu tamamen haklı buldum. Ben konuşuyorum. Bunu konuşurken rahmetli Rasim Özdenören abimiz Murtaza bir de buna nikaha ekleyelim dedi. Biz de kabul ettik. Nikah da ertelenmez. İşte bunları günü gelir yaşanır. Allah ne takdir ettiyse o olur. Bu fikir doğrudur. Her gün kendi problemiyle beraber gelir. Onun için günü gününe işi aksatmadan zamanı boşa geçirmemek gerekir. Şu kaldı, sonra yapalım falan bunların imkanı yok. Çünkü yarınki gün kendi problemiyle dolu ama biz bilmiyoruz. Bunun için de aktif olmak, devamlı çalışmak gerekir. Öğrencinin bir hasta yapacağı iş de budur. Allah razı olsun. Günü gününe çalıştığı zaman imtihan sıkıntısı kalmaz. Her zaman hazır olur. Çünkü her gün kendi problemine beraber gelir, bilmiyoruz. Kıyamet mi var, deprem mi var, trafik kazası mı var? Ne bileyim, savaş mı var? Ya başka bir şey mi var? Bilmiyorum. Onun için bize düşen anı değerlendirmek, zamanı iyi değerlendirmek. O zaman başarının kapısı açılır. İyi olur. Allah razı olsun. Bir de işte varsa bir fikrimiz falan atmak değil, yazmak gerekir. Kierkegaard'ın fikirleri kendi sağlığında çok yayınlanmamış ama yazdığı yazılardan öldükten sonra çağdaş eksistansiyalizm ortaya çıktı. Gün gününe şey, gel gelmez yazmak iyi bir şeydir. Düşünebildiğim bir konu üzerinde. Onun için güzel bir uyarı. Geçmişin, yani biliyorsunuz felsefe demek düşünme demektir. Felsefe tarihi, düşüncenin tarihi. Bu düşünce Allah'ın emri, peygamberin teşviki, %100 Müslümanların yapması gereken bir şey ama ne yazık ki Müslümanlar bu düşünmeden kaçıyor. Tetefekkerun, yetefekkerun, liulil elbab ayetleri. Fevkalade şeye baktığımız zaman, akıl aklına falan. Onun için asıl felsefe İslam dininde vardır. Değerleri vesairesi olduğu gibi var. Metafizik yön olmayan insan felsefe yapamaz. Yaptığı zaman yanlış gider, ateizmde niye izin koydun, bunlar felsefe değildir. Bunlar bir izimdir. İnsanız geçmişte götürememiş, günümüzde gene götüremez biz huzura, saadete. Onun için de işte, metafizik yönü olan filozofların okunmasında fayda var. Metafizik yönü olan insanların bildiği düşünceyi aktarması gerekir. Hakikatin ölçüsü Kur'an ve sünnettir. Onu önce verip öğrencilere, nesle, onunla geleceğe değerlendirmesi gerekir. Uyan doğru, uymayan yanlıştır. Onun için de bu hüküm kıyamete kadar geçer. Kur'an-ı Kerim evrenseldir, tarihsel değildir. Allah'ın vermiş olduğu hüküm geçmişi de, geleceği de, hali de içine alır. Onun için Allah zaman ve mekanda münezzeh diyoruz. Tamam, kabul ettik. Allah zaman ve mekanda münezzeh verdiği hüküm niçin zamana mekana bağlı kalsın? Evrenseldir. Onu geçmişi de ondan değerlendiririz. Hali de, geleceği de. İşte insanlık eğer bir huzur saadet bulacaksa o değişmeyen hakikatleri esas alıp insanlığı layık olduğu mertebeye Allah'ın insanlar için koyduğu yasayı hayata geçirdiği zaman ancak başarabilir. Allah onun Allah dışında insanlık kurtulmaz. Yalan söylüyorum yine. Tabiat Aristo'ya göre 3 tabaka var. Biri 4 tabaka var. Varlık tabakası. Camit kısım, bitkiler alemi, hayvanlar alemi, insanlar alemi. Buna antik dünyada gelen bu tabakaya Aquinas, Thomas, melekler tabakasını davet ediyor. Orta çağ felsefesinde.
Şimdi ilk dördünün üçünü bütün dünya kabul ediyor. Allah'ın koyduğu yasa tabiat aleminde. Herkes uğraşıyor, yeni buluyor. Bulduğu yenilikleri başa sanatlarıyor. Onu faydalanıyor, onu faydalanıyor. Gayet güzel. Bilim metrekarede ne kadar buğday alacak, ya Alman falan ne öteki alıyor, geliştiriyor. Hayvanlar alemdekini kabul ediyor. Hiç istisnasız. Bütün insanlık. Bitler alemindekini kabul ediyor. En seçkin varlık tabakası insanlık. Allah'ın oraya koyduğu yasayı hiç hesaba katmıyor. Oysa ki Allah'ın en seçkin yarattığı varlık tabakasına nasıl yasa koymadan bırakır? O da vahyin kendisidir. Onun için akıl vahyin emrine girmeden doğruya ulaşamaz. Bitti. Allah razı olsun. Üstadım, biz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğrenci olduğumuz yıllarda Profesör Doktor Murtaza Korla Elçi hocamız bizim derslerimize girmedi. Hocam akademiyada şu anda bir nevi fikir işçiliği diyoruz biz. O günden bugüne ister araştırma görevli ister bu aşk diyeyim. O günden bugüne akademiyadaki bize kısa mülahhas bir özgeçmişinizden bahseder misiniz? Var zaten her tarafı özgeçmişim. Şey kısaca sizin dilinizden kastediyorum. Sizin dilinizden üstadım. Bunun şeyde hatıra hatırat orada var. Evet. Şeyin içinde. Bir de bizim Enes Kalay bir şey mülakat yapmıştı. Onlarla tamamen konuştum. Bizim, ben Kahramanmaraşlıyım. 1947 doğumluyum. Maraş İmam Hatip Okulu'nu 1968-69'da bitirdim. Maşallah. 69-70 eğitim yeri Maraş Lisesi'nden mezun oldum. Fen Lise kolundan. Üniversite imtihanlarına girdik. Aynı sene kazandım. İlahiyat Fakültesi'ni değil, hukuk fakültesini tercih etmiştim İstanbul'da. Onu işte baktım şey oluyor, arkadaşım bir tanesi beni uyardı. Tartışmaya girdik. Bana dedi ki, Murtaza dedi, sen hakim olacaksın ya da avukat olacaksın. Neyle hükmedeceksin? Çok güzel. Üç tane ayet-i kerime var biliyor musun? Ve men lem yahkum. Tamam. Bime enzelallahu fe ulaike humul kafirun. Hümür zalimun, hümür fasikun. Üç ayet-i kerime. Hangisini olacaksın dedi. Bıraktım. Tamam dedi. Maide suresinden. Maide suresinden. Ben ondan sonra geldim Ankara İlahiyat. O zaman Feyzi Bey vardı bir sekreter. Allah rahmet eylesin. Reçber miydi? Yok. Feyzi Bey. Feyzi sekreter. Bayraklar. Bizim fakülte sekreter. Evet. Ona konuştuk. O dedi ki çocuklar dedi. Bir de arkadaş daha var. O zaman tanımıyorum. Nevzat Tutuoğlu. O da İstanbul'dan buraya kaydını getirmek istiyor. Bu bizim fakülte sekreteri, onun abisinin sınıf arkadaşı Ankara İlahiyat Fakültesi'nde. Dedi, bize bir kağıt verdi. Pazartesine kadar kayıtlarınızı getirirseniz İstanbul'dan dedi, sizi fakülteye alırız dedi. O zaman şeydi, puan değil, şeyle düşüş olduğu zaman giriyorduk üniversiteye. Gelmiyorlar dese. Gittim, ben de o da gitti. Hadi ikimiz de getirmişiz. Orada ben tarihe kaydoldum, İstanbul tarihe. Hukuk düşmesi bekliyorum, düşecek amacı İstanbul hukuk bitirmek. Kaydı aldım, getirdim. Pazartesi geldik. O zaman dekan Taplamacıoğlu'ydu, Allah rahmet eylesin. Mehmet Taplamacıoğlu. Dekan şeyi kapattı, açıkta kaldı. Kaydı kapattı. Kaydı kapattı dedi, giremezsiniz, ne yapacağız? Dedi ya işte, o verdiğim kağıdı ortaya korsanız dedi, beni atarlar dedi. Dedim ki abi sen korkma Allah'ın yerine biz sana tehlike atmayız. Rektör Bey'in yanına girdim. Hocam ne olacak bizim durumumuz dedim. Dekan Bey'im. Bana dedi işte öteki arkadaş da geldi benden sonra. Ben hiç telaş etmiyorum. O biraz telaşlı. Onun da biraz daha benden büyükmüş. Askeri gelecek şeyim biter diyor. Tahsil şansım biter. Ya dedi ben oranın rektörü benim arkadaşım dedi. Allah rahmet eylesin. Ben size telefon edip onu aldırırım dedi. Oraya geri aldırırım dedi İstanbul'a. Biraz tabii çıktı kendi sekreterinin odasına girdi. Şimdi için aynı sekreter, yeri aynı sekreter dedi. Akşam üzeri ben akşam işte karanlıkmış, ben ikisi bir orada çalışıyor beraber. Kapıyı vurdum, girdim. Hocam da orada duruyor, açıkla dedi. Biz oradan kaydımızı aldık. Geldik buraya kaydolacağız. Ne yapacağız şimdi? Biraz azimli durdum yani şeyin karşısında.
Bana dedi gel. Ulama fısıldadı. İçeride eğer dedi. Sekretere söyle de yarın fakir okumunu toplasın. Allah size. Maşallah. Hocam açık konuş dedi. Evet. Ben sekreter karşında ben bir şey bilmiyorum. Sen ona dedi. Hakikaten bir gün sonra bizim ikimiz de o arkadaşlar ben de kaybolduk. İlahiyat Fakültesi'ne girdik. Allah nasip etti. 74'te bitirdim. Maşallah. İşte kader, kısmet geliyor. Bilmiyorum ne olduğunu. İşte Allah'a memnunum şeyde ilahiyat olduğuna. Niçin ilahiyat oldum? Allah'ın emrettiğini öğrenmek ve yaşamak için oldum ilahiyat. Başka niçin ilahiyat oldum? Maaş almak için olmadım. Yani makam mevki için çalışmadım da. Çalıştım Cenab-ı Allah nasip etti. Uğraşacağız. Ne gelirse o da kadere. Onun şey için değil. Teşekkürler. Uğraşacağız işte. Allah razı şey bu. Ve en leysel insan illa mesela. Bu en büyük ayeti. Üç tane var. İzle ferata fonsa. İlle rabike fergat. Çalışma dereceli. Tabii. Zaten çocuklar ilk defa onları yazdık. Maşallah. Sınıfa gittiğim zaman. Üstadımın ikramını da kabul ettik. Bize de adaçayı ikram etti. Hocam bu kadar güzel, latif bir sohbetin ardından kendisini fazla hem meşgul etmek istemiyoruz. Ancak son olarak hocamızın yani aile eğitimiyle ilgili felsefe derneğinin bir aktivitesinden bahsetti ve bana bu aktivitenin kitap haline geldiğini gösterdi ve kendi bölümünü imzaladı. Türkiye'de aile değerlerinin bugünü ve geleceği. Hocam bu proje diyeyim nasıl ortaya çıktı? Hatta biz dedik ki Bartın Üniversitesi bu projeye sahiplenirse bir etkinlik yapmanız mümkün mü? Hocam şöyle karşılık verdi. Öğrencilerin de dedi birlikte olduğu yani eğitim öğretim döneminde olabilir. Peki hocam bu muharrik, bu fikir kimden doğdu? Felsefecilerin derneğinden mi? Yoksa bunun evveliyatı var mı? Son söz olarak onu size soralım. Biz işte günün problemi olarak bunu felsefe derneği olarak tespit ettik. Gerekli makamlara İşler Bakanlığı'na, Sosyal İlişkiler Hizmet Genel Müdürlüğü'ne sunduk. Allah razı olsun. Şimdi Bolu Mahallesi oldu. Evet. O arkadaş olduğu gibi şey etti ve teşvik aldı, teşekkür etti. Bundan önce iki kitabımız daha var bizim program olarak. Yine İşler Bakanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'yle beraber. Biri bir ortak yaşama kültürü. İkincisi küresel şey. O Celal Bey'in editörü olduğu onu tamam. Biliyorum o kitabı. İki kırmızı tane, dışlı olan. Bir kırmızı bir de mavi dışlı var. Onu bilmiyorum. Bu var şu anda yanında yok. Tamam. Bu da üçüncüsü. Bir seri yani. Ulaşıyoruz ayrı. Memleketimize faydalı olmanın yolu gençleri doğru bilgine evet. Mücehez kılmak ve aile temel yapısına sahip çıkmak. Aile olmadan hiçbir şey olmaz. Evet. Ailenin ne olduğunu, nasıl olduğunu işte en kuvvetli İslam dini de ortaya koymuştur. Ve en büyük şeyi bunun için bütün peygamberler aileden doğar. Bütün kötü insanlar da bir aileden doğar. Bugün anası babası öldüren nesil de ana babanın çocuğu. Ana babaya başta acaba önünde eğilen, ayağını öpen de aile çocuğu. İşte aileye sahip çıkmak gerekir. Biz onun için işte müştereken bu kültür 17 üniversitede konuştuk. Yine gerektiği zaman şey yerine bulursa konuşuruz. İşte bizim derneğimizin ekonomik gücü sınırlı. Evet. Onun için bir destek bulursak vatana, millete, hizmete her zaman derneğimiz vardır. Ve kurtuluş da sağlam düşüncenin hakimiyetiyle olur. Kur'an-ı Kerim daima düşünceyi emreder. Allah razı olsun. Düşünceyi emreder. Üstadım, gençlere, akademik camiada çalışmak isteyenlere neler söylersiniz? Yani bugün gençlik bu akademiyaya bir açlığı var mı? Nasıl görüyorsunuz bugünkü gençliği? Açsanlar çok perişandı. Üretim öyle değildi. Bu hükümetin önceki şeyde üretim üyelerinin maaşını yükseltmesi güzel oldu. Yani şeyle değil. Şimdi ilim camiasına soyunacak insanların bilhassa zeki ve dindar olmasını tavsiye ederim. Din değerlerini yaşamasını tavsiye ederim. Bir zaman şeydeyiz, Erciyes Üniversitesi'nde. Sonra da oranın rektörü oldu Allah'ın selamet versin. Şimdi İstanbul'da
Yeditepe Üniversitesi'nde. Fahrettin Keleş'ti burada. O işte çıktık sohbet ederken din görevlerini eleştirdi. Tamam, haklısın dedim. Bir şey demiyorum. Yaptığın şeyde haklısın. Senin Fahrettin dedi. En zeki çocuğunu İmam Hatip'e vermek mecburiyetini hissetmiyorsa, bu lafına konuşma hakkım yok. Cemiyetin en fakir kesiminin çocuklarını İmam Hatip'e gönderdi. Sahip çıktı. İmam Hatip dernekleri sahip çıktı. Çocukların okuma gücü yok. Ama bu çocuklar şimdi mezun oldu. Doğru. İş yapacaklar ama bütün geliri, AYŞ iadesi falan falan, bütün araba almış taksidi, ev almış taksidi, ne bileyim geçim taksidi, bütünü aldığı maaşa bağlı. Bu adamlar belki doğruyu konuşamıyor her yerde. Onun için zengin çocukların %100 ilahiyat tahsili, İmam Hatip tahsili yapması gerekir. Bugünkü din görevlilerinin yerine geçmesi lazım. Doğruyu o zaman konuşma hakkım var, eleştirme hakkım var dedim. Sen çocuğunu, en zeki çocuğunu İmam Hatip'e vermedikten sonra bunu konuşma hakkın yok dedim. Bu nesil gerekli, yani dinden bağımsız değil, dinin değerleriyle beraber nesil geçerli. Yani insanların koymuş olduğu yasa ancak geçici bir şey tatmin eder. Asıl insanı tatmin edecek yasa Allah'ın koyduğu yasadır. Bunun da ilk örneğini Platon söyler. Platon'un Gençlik Devleti eseri var, Devlet diye. Orada bir komünist fikri var. Ama bu komünist fikri devleti yıkmak için değil, devleti kurtarmak için ortaya attığı çaba. Bunu yazar, çizer, uğraşır. O zamanki Sicilya adasında Dionysios diye bir kral var. Onun kayınbiraderi Dion, Platon'un okuma arkadaşı, okul arkadaşı. O Platon'un değerini müthiş bildiği için eniştesine tavsiye eder, iyi anlatır. O da Platon'u davet et, görüşmek kararı alır. Ne diyerek bakayım, yani o gençlik döneminde ortaya attığı fikir neydi? Devlet başkanı filozof olmalı, filozofun ağzına çıkan her şey yasa olmalı, yasaya ihtiyaç yok. Zaman kaybı. Onun için ne dediyse o. Diyalektiği biliyor, hakikat yanılmaz. Dionysos'a fikrini açıyor, o fikirlerini. Dionysos diyor, hemen kellesini kesin. Davet geldi. Yalvar yakan kayınbiraderi Dion, eniştesini Platon'un Ajin'de köle olarak satılmaya razı ediyor. Buna çok dikkat edin. Ajin, tabi Platon zengin aile çocuğu. Memleketinde gayet güzel. Paraya ihtiyacı yok. Tahsil elim için yapan bir insan. Anikeles diye bir filozof var Ajin'de. Bunu satın alıyor bildiği için. Alttan sonra da azat diyor, git diyor memleketine. O da zengin. Platon memleketine vardığı zaman paraya ihtiyacı yok. Esaret parasını, köle olarak satma parasını gönderiyor adamı. Anikeles'e. Anikeles diyor, benim ihtiyacım yok. O parayı geri gönderiyor Platon'a. Platon o parayla akademi açısından bir arsa bir Atina'nın yakında, oraya akademiyi kuruyor. İlk akademi vakıftır antik Yunan dünyasında. Dolayısıyla orada doğru devlet şekillerini tahakkuk ettirmek için çaba sarf ediyor. O zaman Nomoa diye bir kitap yazıyor, yasalar ismiyle. Nomoa, Türkçesi yasalar. O kitapta asıl görüşleri ortaya koyuyor. O da bize en son tercüme edilen bir kitap oluyor. Oysa ki çevrilmesi lazım. Orada diyor ki, yasa olmadan hiçbir şey olmaz. Bu yasanın en güzel tatbik sahası semayı inceleyin diyor. Yaratıldığından beri yıldızlar var, gezegenler var, çeşitli varlıklar var. Hiçbiri birbirine çarpışmıyor, buluşmuyor, düşmüyor. O zaman diyor, insanlığı kurtaracak yasa, o gökyüzündeki yasaları koyanın koyduğu yasa olmalı ki insanlık kurtulmalıdır diyor. Dolayısıyla diyor, demokrasi en kötü sistemdir. En iyi devlet sistemi dine dayalı devlet sistemidir diyor. Din, Allah'ın koyduğu din olmalı. Bunu aldığın zaman Platon nedir? Hesaplayın. Şimdi konuştuğun zaman millet havalar olsun. Evet. Ya değil var, doğrusu bu.
Allah işte şeriatı öneriyor kısaca, değil mi? Nesneler sadece aslında. Allah'ın koyduğu yasayı insanlığa tatbik etmedikçe insanlık kurtulmaz. Evet. Bütün insanlık diyorum. Sadece Türkiye falan diğer yabancısı, yerlisi, ateisti, nihilisti, komünisti kim olursa olsun. Çünkü her doğan insan Müslümandır. Bülü çağına. Yûletu alâ fıtratil İslam. Küllü mevludun yûletu alâ fıtratil İslam. Açık şey var. Dolayısıyla insanlar suçu değil. İnsanlar işte çevresinin etkisiyle çeşitli şeyler ayrılıyor. Zaten ayet-i kerime belli değil mi? Ya yönlâsı innâ halâknâküm min zekerim ve yönetâ ve canlâhü şûrban ve kabâilel tâhrafu yünne eklemek minnâ dâyâtâk minnâ dâhâlim basîr. Yani Allah açık belli bir. Evet. İnsanların aklına bunu düşünmek gerekir. Evet. Bir Müslüman düşünür, hele bu virüsten sonra. İnsanlık bitiyor, hiçbir şey yok, gücü yetmedi. Laboratuvarda icat edilmiş bir 0.8 miligramlık bir virüs dağıldı, hepsi bitirdi insanlığı. 6-7 milyon insan gitti. Deyhan Cumbu, gelin Allah'ın yoluna. Sen de Müslümansın, ben de çocukla öyleydik beraber. Sabırdan hepsi aynı cennette müşterek. Bunu hatırlatmak lazım ve belki işte Garoli gibi bir adamlar, daha kuvvetli insanlar çıkar. Kurtuluş insanlığa ancak İslam'la gelir, İslam dışına gelmez. Allah razı olsun. Gelmez başka türlü. Değerli hocam, Profesör Doktor Murtaza Korla Elçi'ye bu kadar nazik ve lütufkar hizmetinden dolayı sadece ikramda bulunmadı, bilgisiyle, tecrübesiyle bizleri ihya etti. Hocam son söz sizde, sizleri şu anda canlı yayında da takip eden kardeşlerimiz var. Yok. Son söz sizde. Yok, Allah razı olsun. Son sözüm her Müslümanın rehberi Kur'an sünnet olmalı. Vasiyeti de Kur'an sünnet olmalı. Başka doğru yok. Diğer doğrular buna uysa gerçek. O yolda olduğu müddetçe de Allah bütün Müslümanları, insanlığı ancak o da kurtuluşu şeydir. İnsanların kurtuluşu ancak İslam'ın hayata tatbikiyle olur. Allah razı olsun. Başkasının, yani parti din değil, falan din değil, din Allah'ın koyduğu ilahi nizam ve sistem, o da Kur'an-ı Kerim'den ibarettir. Onun dışındaki, evet, şey olmaz, Kur'an sünnet, onun dışında başka aramayın. Çünkü ne diyor? Elev ekmel seleküm dineküm ve etmem aleyküm nimeti ve radıyı tulekumun isteme dine. Neyin tamamlanan o gün? Kur'an-ı Kerim tamamlanır. Maide 3. ayet. Din nedir? İslam'dır. Doğru. Lazım olan hangi din? Allah'ın razı olduğu bizim için, insanlık için İslam dinidir. Onu atmak değil, yaşamak mecburiyetindeyiz. Yaşadığımız oranda hem kendimize hem dünyaya faydamız olur. Allah razı olsun. Böyle şeylik yok. Var elimizde ölçü, o ölçüyü kabul etmeden de doğruya ulaşmak mümkün. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Profesör Doktor Murtaza Korla Elçi hocamıza bu güzel açıklamalarından, beyanından ve tavsiyelerinden akademik camiada bir nevi fikir işçilerine ta Yunan filozoflarından bugüne kadar, Platon'dan yani Eflatun'dan bugüne kadar, gelişim süreci diyebileceğimiz Helenistik dönemden bugüne kadar, aydınlanma döneminden bugüne kadar, devlet kitabından bahsetti ve son olarak fikir işçiliğinin ne kadar etkin olduğunu, bir nevi devleti ihya etmeden bu ferdin de hayatının intizama girmesinin mümkün olmadığını, mutlaka devletin yüce değerler olan, bir nevi ben şeriat diye arka planda hocama ifade ettim, Allah'ın koyduğu nizamla ancak kainatın yasa diyor yasa. Hocam düzelebileceğini, Allah'ın yasalarıyla ihya olabileceğini söyledi. Doçent Doktor Erdoğan Köycü, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi.